Alo? Ha, Öz Terminator Fare ve Haşerat İlaçlama Şirketi değil mi? Ha, iyi günler beyefendi. Dün sizin keşif için gelip fiyat verdiğiniz bir ev vardı. Koşu yolu Sancar Sokak 13 numara. Ha, ev sahibinin ismi Erman Kuzu. Ay durun durun. Hayır hayır bir dakika kapatmayın. Yo 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 hayır ben onun eşi falan değilim. Komşusuyum sadece. Biliyorum bir daha asla o eve girmek istememenizi çok iyi anlıyorum. Belki de şu anda dünyada sizi benden daha iyi anlayacak hiç kimse yok. Ama bana yardım etmek zorundasınız. Çünkü gerçekten çok mağdur durumdayız. Kuzuların evini farelere karşı ilaçlamak için ne kadar ücret gerekiyorsa hepsini ben karşılamaya hazırım. Ama aramızda kalması koşuluyla. Ha, uydurun işte bir şeyler. Özel bir kampanya başlattık. Tanıtım amaçlı evleri bir kereliğine bedava ilaçlıyoruz dersiniz. Sonra da ben gelip size hemen parayı takdim ederim. Oldu mu? Anlaştık mı? Çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyisiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Oldu. İyi günler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Seval. Sevalcığım açın. Açsana kapıyı. Kapıyı aç. Aç aç. Seval. Seval, Seval açsana kapıyı. Seval fare gelip beni kapacak diye çok korkuyorum. Lütfen açar mısın? Seval, lütfen. Lütfen Seval kapıyı açar mısın? Hadi canım, hadi canım lütfen. Kapa, kapa, kapa. Vallahi fare buraya kadar beni takip etmiş olabilir. Ay, ay. Yalnız sabah sabah sana ne kadar güzel bir şaka yaptım gördün değil mi? Sen gözlerin kapıda beni beklerken ben gizlice arka bahçeden dolandım. Birden ciğe diye seni şaşırttım. Ay. Canım ya. Beni görünce sevinçten nasıl gözlerim pürtledi. Hani derler ya lafa gerek yok bakışlar her şeyi anlatır diye. Aynı onun gibi oldun şu an. Gerçekten ben de şu an size olan hislerimi tarif edecek kelime bulamıyorum. Türk malı, Türk malı. Aa, bugün Şükran teyze Kamil amcanın yüzüne onun bir sapık olduğunu haykıracaktı. Hemen plazmayı açalım da bu tarihi anı kaçırmayalım. Bugün ne yazık ki sizi misafir edemeyeceğim Abiye Hanım. Aa, neden Sevalcığım? Çünkü... Yoksa benden sıkıldın mı? Nasıl? Yok canım ne alakası var? Yok yok ben anladım. Ben böyle her sabah senin evine gelip sana kendi dünyamı anlatarak rahatsızlık verdim. Haklısın tabii. Benim daha anlayışlı ve düşünceli olmam lazım gelirdi. Ciddi mi söylüyorsunuz? Senden çok özür diliyorum Sevalcığım. Lütfen özrümü kabul et ve bugüne kadarki bütün kabalıklarım için beni affet. Seni kırdıysam, sana kendini kötü hissettirdiysem çok özür dilerim. Tabii. Tabii ki özrünüzü kabul ederim Abiye Hanımcığım. Yani aslına bakarsanız bu konuda bana hak vermeniz... Gerçekten çok içimi rahatlattı. Yani çünkü biz birkaç gündür Gökhan'la emlakçıları gizledik. Normal tabii ki kendini böyle hissetmen. Ben olsam ben de ezilirdim bu seviye farkının altında. Yani benim dünyamıza bakış açım, çağdaş görüşüm, yani füzyonum, elit tarzım, ne bileyim entelektüel mentalitem, bazı konulardaki katı prensiklerim. Bunlar sana hep karmaşık gelmiş olabilir. Ne olur kendini benim yanımda küçük ve aşağılanmış hissetme. Merak etme zamanla seni de benzeteceğim kendime. Beni kıskanmak ve imrenmek yerine benden bir şeyler kapmaya çalış. Beni em. Bu kadar üzme kendini. Lütfen. Elini ver. Güzel, çok kibar bir beyefendi. Güle güle Şükran teyze. Güle güle güzel insan. Hiç arkana dönüp bakma. Sen kendin için en doğru seçimi yaptın. Ay, artık Şükran teyze de Kamil amca sapından kurtulduğuna göre rahat bir nefes alabiliriz.
Ne diyeyim? Darısı benim başıma. Ama hayatta yani bazen yanlış seçimler yapabiliyoruz, öyle değil mi hayatım? Önemli olan bu yanlış seçimlerin farkına en kısa zamanda varabilmek ve yanlıştan gerisin geriye dönebilmek. Evet. Biz de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz ama ev sahibi 6 aylık peşin ödediğimiz kiramızı geri vermiyor ne yazık ki. Sen de son zamanlarda Gökhan'da bir takım değişiklikler fark ediyor musun Sevalcığım? Yo, fark etmiyorum. Ben fark ediyorum. Erman da fark ediyor. Son 1-2 gündür çok değişti Gökhan. Eski Gökhan gitti, yeni bir Gökhan geldi. Artık ne tür heyecanlar girdiyse hayatına bilemiyorum yani. Bence sen de biraz aç gözünü, kocanı bu kadar boş bırakma. Ya Abiye Hanım, niye böyle konuşuyorsunuz? Gökhan bana aşık. Beni hayatta aldatmaz. Tabii Sican'ım, bir zamanlar dünyamız içinde hayatta yuvarlak değildir, tepsi gibi dündüzdür diyorlardı. Ne oldu? Ne çıktı? Top gibi yüz yuvarlak çıktı. Ne oldu yani, herkes yanıldı. Demek ki hayat böyle bir şey. Yanılabiliyorsun. Bu kadar büyük konuşmamak lazım.